Bunları hiç kiyleyemeyeceğim ama merhaba arkadaşlar, gördüğünüz üzere Biz Bize'nin yılbaşı özel adlı teknik olarak kalitesiz ama içerik olarak çok kaliteli bir program olacağına inandığım programına hoş geldiniz abi. Orada Noel yazıyor yalnız. Yani... İlk soruda Noel yazıyor. Evet. Şu an baktım gördüm. Peki abi. Şunu masaya koyabiliyor muyuz yoksa yere mi koyuyoruz? İstediğin yere koy abi. Kanal senin. Ne olacak, kanal senin. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başlayabiliriz. Burası da mı kanalım? Her yer benim kanalım. Her yer bu kanal. Arada bütün YouTuber'ları Acun aldığı için bütün YouTube'u da ben almayı düşünüyorum. Bu benim tweetimdi, çaldın. Kalan YouTube'u. Abi Noel cinayet midir falan ilk sorumuz buymuş aslında. O kurban bayramı. Niye Noel'de de birçok çocuğun hayalleri ölüyor. Noel evet, baba doğru. Gelecek bana hediye getirecek doğru. Diyor. Gelmiyor ve hediye getirmiyor. Çocukların hayal Noel cinayettir. Noel yasaklanmalı. Burada Noel. Bir cinayet göremedim ben. Hayaller ölüyor. Hayır, hayallerini çalıyor. Burada bir gasp var. Hayalleri çalarsın. Hayalleri çalmak demek. Ben senin hayalini yaşarsam senin hayalini çalmış olurum. Hmm. Ama ben senin hayalini, yani senin bir hayalin var. Atıyorum şunu üflemek. Ben bunu alıp böyle yere atarsam hayalini öldürmüş olurum. Yerde hep pislendi o. Ne yapacağımızı da tam olarak bilmeden başladık programa. Seyircilerimizden bir şeyler aldık. Vlog çekmeye geri döndüm. Vlog dışında da pek çok içeriği Epigeek kanalında bulabilirsiniz. Epigeek kanalına hemen abone olun. Altta adresimiz var. Selim Koyar. Koydum. Epigeek kanalına abone olmayı unutmayın. Mükemmel içerikler çok yakında. YouTuber'a abone olabilirsiniz. Bu arada ben de yakında YouTuber. Geçen senenin başında da YouTuber'ki yapacaktın. Hala ondan yapacağız. Önceki sene de yapacaktım. Seninle tanışmadan önce başladım ben. Doğru. Başlıyorsak vlog kamerasını kapatıyorum. Başladık bile şu anda zaten. O zaman kapatayım. Evet arkadaşlar, birkaç gün önce sizlere Instagram üzerinden Betaberk Bayındır'a ve Server Raz'a sormak istediğimiz soruları. Ama işte bu sonra yayınlanacak ya. Ya işte hiç ticari aklın yok gerçekten. Ben hep ileri düşünerek hareket ediyorum bu programda. Ben olmasam, işte fonetin beyni olmasa ne hallere düşer burası. Evet, kendilerine soruları topladık. Birazdan başlayacağız. Hanginizden başlayalım? Bu ciddi bir program olmayacak herhalde. Vallahi yok yılbaşı ya. Yılbaşı özel diye yok, biraz tabii ki de. Geyik mi olacak? Tabii yılbaşı özel işte. Da ne? Yani neden şarkı çıkarmıyorsun? Epidemik nasıl gidiyor? Bunu mu sorayım yani? Bu arada arkadaşlar, Berk'in şarkı çıkarması ile ilgili cevaplar aradığınızı biliyorum. Yapımcısı olarak ben konuşayım. Çünkü kendisi ne zaman konuşsa saçmalıyor biliyorsunuz. Epidemik olarak Beta'yla ciddi bir anlaşma imzaladık. Burada beklemeniz gereken tek şey ilk şarkıyı çıkarması. İlk şarkıyı çıkardıktan sonra aynı sene içinde 5 şarkı daha çıkarmak zorunda. Eğer yani 3-5 bir şeyler yolumuzu bulalım diye düşünüyorsa zorunda. O yüzden beklediğiniz şey aslında ilk şarkı çıkarması. Gerisi böyle akacak gidecek. Elimde kapı gibi sözleşme var. Sürüm sürüm süründürürüm mahkemelerde. 5 şarkının peki adı belli mi abi şimdiden? Sen, belli. Vardır ya. Beşi bir şimdi. Yerde diye bir albüm yapıyor. Bütün şarkıda altın takıyorsun bu kliplerde falan değil mi? Böyle altın. O zaman ne farkı kalır ki diğer rapçilerden? İşte o zaman altın yapardım zaten. Ama yapı senden biz üstün bekliyoruz. Evet. Altın başarı madalyasını bugün hangi trapçiye vereceğiz? Hangi rapçinin altı başarılıysa ona? Altı derken alt bir alt devresi altın başarılı yani. Bu da madalya. Bir alt devresi olarak mı yani? Genç kim yetiştirdiyse. Ha, o da olabilir mi? Altın başarı. Altın başarı evet. Aynen. Sence en altın çocuk kim? En altın çocuk. Evet. Sensin. Ben miyim? En ben, altın hayır, sensin. Ben. Doğru. En altımız İpek falan. Benim de altın var. Bence İpek senin üstün. Doğru söylüyorsun evet. Çünkü kadınlar... İpek'e hep... biraz haksızlık evet. Etme yani. Bu arada abi, şirketimizde cinsiyetçiliğe karşı çıkmak için bir adet kadın çalıştırıyoruz. Bir de bir adet. 45 kilo civarında. Yarım adet mi demeliyim? Ama çalıştırıyoruz yani. Değil mi İpek? Evet. İpek senden 2 yaş büyük, 40 kilo ağır ve 10 yıl daha tecrübeliyim. Teşekkür ettirdi bir de ya. Size yöneltilen sorulardan birkaç tanesini topladım. Şimdi başlıyorum. Ama ben artık görmeyeyim sürpriz gitti. Olsun. Tamam görmeyeyim. Bakma o zaman. Bu arada arkadaşlar gerçekten önden almadık. Ya sorularını. Yalan söylüyor. Ben almadım sadece. Dün akşam beraber oturdular. Beraber oturmadık oğlum. Dün akşam etkinlik yasak açmış. Yasak vardı yasak. Server ve Berke sorularınız diye. Ben de birkaç soru sordum Berke. Görmedim bile. Ben bugün takip edeceksin. Şimdi başlıyorum. Biraz sosyal medya kullanıyorum. Bu arada 2020'deyiz bugün. 30 Aralık. 2020'nin sondan ikinci gününde miyiz? Evet. 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 Peki biz şimdi yılbaşını 2021 geldi diye mi kutluyoruz yoksa 2020 bitti diye mi kutluyoruz? Artık bu yıl 2020 bitti diye kutluyoruz. Peki ya gelen gideni aratırsa? Umarım olmaz. Sence 2021 nasıl bir yıl olacak? Müthiş bir yıl olacak. Gerçekten çünkü geri dönmüş bulunacağım. Peki sence nasıl olacak 2021? Normal abi, gene rapçileri alacağım, konuşturacağım işte aynen. Senin açından demiyorum, dünya açısından diyorum.
biraz. Daha iyi olacak bence artık. Bence maskesiz dışarı çıkabilmeye başlayacağımız. Bence var ya, sonsuza kadar maskeyle dışarı çıkmak zorundayız. 2021'de biri öyle bir dis yapacak ki korona biraz bitecek. Biraz şişman çıkıyor muyum? Hayır abi. Tamam. Eğer böyle şişman çıkarsam haber ver. Selim gibi falan çıkarsam haber ver. Tamam. bırakmasaydın soruyu. Sormuyorum lan soruyu falan. Ne bırak? Oğlum, ben bırakmadım. Spor beni bıraktı. Sana tombiş diyor insanlar. Sen kendine yakıştırabiliyor musun ya? Sana tombiş, evet. Selim diyorlar. Geçen, Cem Yılmaz da bir ara tombişti. Bu Han'da bir... Ama kimse ona tombiş demiyordu. Ona Cem Yılmaz diyorlardı. Sana tombiş diyorlar. Han'da bir tane deli var. Epidemik patates çok. Dedi deli. Bu andaki tek deli sensin. Hayır. Başka bir tane daha var. Ben de şok oldum. Hiç inanmamıştım. Sopumu sakladığım deliler var. Aa, evet. Ha. Ne yapıyor? Patates mi diyor? Patates, bana patates falan diyor. Patates, evet, patates dedi. Deli değilmiş. Belki de aklı başında tespit yapabilen bir adamdır. Bence müthişti. Sonra ama gider yaptı deliye bir hafta sonra, evet. İçine Selim mi? Evet. Aa. İçine oturmuş 1 lira var mı diye geldi çocuk. O da dedi sen niye bana patates dedin dedi. Bayağı evet ya. Racon kesti. Racon kesti. Sonra da bana patates değilsin aşkımsın yaptı. dedi gerçekten. Bu patatesten daha iyiydi ama. O yüzden bir şey diyemedim. İyi. Yani 1 lira en azından vermedi, bir erkek vermedi. Tarafından da olsa çekici bulunmak gurur okşuyor bir yerde. Hele deli biri tarafından. Bunları kestik ben tabii. Ben de oynayabilir miyim biraz? Bunu bu arada lazer kameranın lensine gelirse... Evet, evet. Tamam. Piksel ölür. Baret filmde yaptın sonuna çünkü bunu. Sonuna saklıyorum. Evet. Zararlı sokuyordun. Neyse bize. Ki Baret filmin kamerasıydı. Doğru. Bu artık. Kameraya yap da ben o lazeri senin gözümün içine nasıl tutuyorum gör bak. Evet, başlıyorum artık ilk sorudan hazırsak. Başlamamış mıydık? Yok. Beta'nın koleksiyonunu yaptığı bir şey var mı diye sormuşlar. Var. Nedir? Ama eskisi gibi koleksiyonlarımı saklayamıyorum. Ne koleksiyonu yapıyordun? Çok şeyin koleksiyonunu yapıyorum. Yani üçünü söyle. Değerli, değersiz. Yani kime göre değerli, kime göre değersiz. Değersizleri söyle. Sigara paketi koleksiyonum var. Bavul bavul. Neden? Yıllardır içtiğim sigara paketlerinin hepsini bir bölüme atıyorum. Neden? Hepsini 5'er liradan sayıp kaç para araba alabilirim? Yok, depozitosuz zaten. Zamanında depozitolu bira da saklardım. Ama almadın mı geri parasını? Aldığım oldu, almadığım oldu. Ne oldu? Şu ışığa baktım da. Bakma yani. Ya. Hep yaramazlık yapıyorsun. Sen başkalarının programlarında da mı böylesin? Kızıyor. Eve gidelim göstereceğim. Bu kadar mıydı? Başka yok, ne koleksiyonlarım var? Eski kasetler var. Güzel. Türkçe rap kasetleri. İlk en ve değerli kasetin ne? Önemli olan sigara paketi değil bence. Kasetler daha önemli. Türkçe rap kasetleri bir dakika, aldım. Seyircileri aldım. En eski sigara paketin hangisi? Teoman Karadeniz arşivini 300 bin liraya satıyor. Ya evet ya. Mi? Biraz pahalı değil mi? Teoman. Biraz sanki. Teoman ne yaptı? Yani ben bir kredi çekeyim dedim ama çıkmadı. 150'ye kadar çıktı ama Teoman abi de bırakmadı. O arşivini 300 bin liraya alırım. 500 bin liraya satacağımı biliyorsan. Yani. Ama Türkçe rap zaten top noktasını yaşadı. Bu saatten sonra bir yere kadar düşüp sabitlenecek. O yüzden 300 bin liraya öyle bir arşivi. Kimse 300 bin lira verecek kadar Türkçe rapi sevmiyordur abi. Ben o kadar sevmiyorum yani. Benfero 100 bin lira verdi klibine mesela yani. Ama klibine kendisi için bir şey yaptı. Doğru. Türkçe rap albümlerini arşivlemek için 300 bin lira vermek. Yani şimdi Fero'nun yaptığı şey bir yatırımdı. 100 bin lira bir klibe verirsin. Doğru. Neden? Çünkü o klipten 100 bin liradan fazlasını alabilmeyi hedeflersin. Peki 300 bini böyle toptan aldık. Evet. Hepsini böyle kartel plağı, aynen. Bir şey kaseti falan böyle. Aynen. Sata sata acaba 320-330 kazanabilir yapamazsın miyiz? Ya. Olmaz. Yapamazsın mı? Ya. Mümkün değil. Mümkün değil. Bir düşündüm. Hani ömrümün kalanını bunlarla mı? Ama satar yani umarım. Abi bu arada satmasın bence. Teoman Karadeniz'de durmayı hak ediyor o albüm. Ben sana 300 liraya barikat albümü satayım. Barikat. Neye barikat? Kime barikat satayım? Söyle niye barikat? Cezadan taze s**t barikat. Ne oldu? Çok mu seviyordun? Ne çok iyi esin. Sert Müslümanlar var mı sert Müslüman? Var. Orhanca var. Vahşet var. Şey var mı? Le Kadro. Le Kadro var. Mehmet Börükçü var mı? Oha yok. Bir başka melodi? Ya ben kayıp kayıp kayıp, kayıp kayıp ama. Bende işte. Hepsi var. Hepsi. Hiçbiri de kaybolmadı. Güzel bende Şartel bile var. Yemin ederim Şartel kasetim var ya. Kartel çıkıp parladığında Şartel diye bir grup çıktı. Ve buldum kasetini aldım. Öyle bir arşiv var bende. 600 bin lira veren arşivimi veririm. Bu arada ben hiç görmedim arşivini. Hiç böyle sergilemiyorsun. Evinde, annemlerin evinde kasetlerim. İşte ben sergilediğim için yok. Ben koleksiyoner değilim abi. Ben zamanında Türkçe rapi çok seviyordum. O yüzden alıyordum. Koleksiyon olsun diye. Şimdi sevmiyor musun? Yok o kadar sevmiyorum. Ya, o kadar değil hemen hemen hiç sevmiyorum. Ya o dönem mesela Umut Ertek tamam mı? Bok gibi rap yaptığını biliyoruz. Buna rağmen yeni albüm çıkardığında alırdık.
Yani dinleyeceğimiz şeyin çok kötü olduğunu bile bile sırf Türkçe rap'e destek olmak için alırdık. Tabii bu biraz romantiklik, bu biraz hayalperestlik, bu biraz adanmışlık ve misyonerlik. Yani o yaşlar için öyleydi ama şimdi yani, kötü müziği asla primi. Kara Öfke'yi sevmezdim ama bilirdim. Sen Kara severdin. Öfke, yani Ice Tanner. Ben şeyi severdim abi. Cypress Hill'i severdim. Hı hı. Ve birilerinin o vibe'da, yok ki, o 90'lı yıllarda Cypress Hill vibe'ında Hedef 12 yapıyordu bunu ve evet. Kara Öfke yapıyordu. Bu vibe'da bir şeyler yapıyor olmalarını seviyordum ama yani baktığında, şimdi dönüp baktığında iyi rap miydi? Değildi. Vibe'ını seviyordum yani. Öyle. MC Karak Efendi diye bir adam mı vardı eskiden? Yok. Karak Efendi. De yani. Sen biraz daha yeni dönemleri söylüyorsun. Biz 90'ların sonunu konuşuyoruz. Ben ne bileyim abi, 97'de doğdum ben. Bak, 2004 Ümit Davala konuşabiliriz. Aynen, onun da tamam. Kaseti. Mesela onu almadım abi. Aldım. Ben onu almadım. O dönem ben bırakmıştım artık Türkçe rap destek bilmem ne geyiğini yani. Artık iyi iş yapan çıksın, kötü iş yapan defolsun gitsin kafasındayım. Ümit Davala'nın rap yapması aslında çok saçma değildi. Yani bugün bir sürü YouTuber, bir sürü fenomen rap yapıyor. Bunlardan bazıları iyi de yapabiliyor. Ümit Davala biraz iyi yapabilse bu kadar linç yemezdi o dönem. Sözlerini yazsaydı yani ya da sıkıntı gerçekten. Sıkıntı bir futbolcu olup rap yapıyor olması değildi. Sıkıntı bok gibi rap yapıyor olmasıydı. Şu an en iyi YouTuber kim? En iyi YouTuber. Evet ya, yani rapçi olarak. Berkcan tabii ki. Sonra? Ben de beni söyleyeceksin sandım. Yayınlanır çünkü o yayınlanan kadar ben YouTuber yaparım. Server Raz bence arkadaşlar. Vlogları çok iyiydi. Değilim. Bir de rap denedi. Vlog çekmek beni YouTuber yapmaz. Sen I'm Back diye koyacaksın. Ben de I'm Berk diye koyacağım. Güzel. Ama kimse hatırlamayacak onu. Neyi? Ha doğru, başlar. Evet yani. Evet. Burada iyi iyiydi bu arada. I'm Back. 20 bin oldu bile. Helal olsun. Sıfır kanalda yardırıyoruz ya. Özlenmişsin valla. Geçiyorum diğerine. Evet. Monopoly kralı kim der? Benim. İlk ben değil diyen mi kazanıyor? Ben değil miydim? En son bendim. En son 3-0 ben. 5-0. Yani şu an beni daha 2 kere daha yenmen lazım ki Monopoly kralı. Evet. Çünkü bir daha sonra. Evet, çünkü Monopoly kralı kim? Çünkü 98 kere yendim, 100 kere yenince meğer şey kral olabiliyormuşsun. Geyik yapma, yalan söyleme. Monopoly konusunda yalan söyleme. Bu konuda hassasım ya. Ya Monopoly deal yalnız. Ne? Ne fark eder? Monopoly deal. Ne? Monopoly deal. Ne? Monopoly deal. Ne? Monopoly deal. Tamam da ne? Monopoly kart deal. Oyunu. Monopoly tamam. Deal. Monopoly deal. Yeterince deal esprisi yaptıktan sonra geçiyorum. Monopoly deal. Deal. Anladım, evet. İngilizcem var bu arada, haberiniz olsun. Hep deal diye sen söylüyorsun. Diye söylüyorsun. Bir daha söyler misin Monopoly kralı kimmiş? Monopoly kralı kim? Olsun bir kere daha hayatında. Server deal. Ben Monopoly. Hayır yani. Tamam, çok yenildiğim oldu üst üste ama son zamanlar yeni kral kim kral? Krallık bitti. Burada mı kaldı? Burada mı kaldı? Kameranın yok, önünde yok, istiyorum. Yok vallahi. Bunu yapalım. Bu ayrı bir içerik. Monopoly ayrı bir içerik falan değil yani. Aynı içerik ve ben seninle herkesin gözü önünde Monopoly oynayacağım. Tamam. O zaman nerede işte Monopoly bir üçlü yapalım ve onu kazanan kraldır yani ondan ben sonra. Ben kralım zaten. Onu kazanmama gerek yok da nerede kartlar? Evde. Yok, kartlar? Evde. Boş ver kanka, bir üçlü yapalım. Geçtim diğer soruya. Her şutu %100 kurtaran bir kaleciyle her vuruşu %100 gole çeviren bir golcü penaltı atarsa sonuç ne olur? Ya futboldan benim... biz anlamıyoruz. Niye bize geldi ya? Bunu olasılıkla. Offside'tır. Hayır ya, sorar mısın belki? Bu deminden beri okudu bütün soruları Allah. Benim sana sorularım. Allah evet, Allah. Evet. Bak, her şutu %100 gole çeviren bir golcüyle her vuruşu kurtaran bir kalecinin penaltı atışında sonuç ne olur? Tamam, kurtardı. Ama %100 gole çeviriyor. Kurtardı. %100 gole çeviriyor ve kral kaleciyle karşılaşıyor ve kral kaleci tutuyor. Çünkü kurtaran önemli. Ama öbür türlü de hani her şeyi kurtardım. Ha, bir de bu golcüyü gör hani pat gol mesela. Golü atmak mı yoksa golü kurtarmak mı diyorsunuz burada? Evet. Anladım. Ama önemli olan penaltı kullanımı olması. O hatayı yapan, o faulü yapan insana bakmalı. Allah Cüneyt Çakır'ın belasını versin mi diyorsun yani? Şey, hakem o. Hakem o. Versin. Tüm hakemlerin Allah belasını versin. Futbolcuların da versin lan. Teknik direktörlerin de versin. Yansın, bir standım yansın. Bu arada arkadaşlar, yakında Epigeek kanalında bir futbol programı yapmaya başlıyorum. Şaka değil. Refik Yiğit'le beraber, sizin bildiğiniz ismiyle Pusat'la beraber Futboldan Anlamayan Adam isimli bir formatımız var. Refik biliyorsunuz bu arada, bilmiyorsanız da söyleyeyim. Bengü Türk TV'de futbol yorumculuğu yapıyor şu anda. Ben doğrudan transfer ettim Epigeek'e. Epigeek'teki futbol programımız çok yakında başlıyor. Ben de o zaman hemen bir reklam yapayım. Biliyorsunuz ki Instagram'da hiç izlenmeyen Bunu Neden Yiyorum diye bir serim vardı ve arkadaşlarımla beraber
yediklerimizi böyle puanladığımız bir program vardı. Onu da artık Epic Game'de çekme kararı aldım ki. Çok istemiyorum. Öyle mi diyorsun? İstemeyiz. Hayır ama bana yıllardır köpek çekiyorsun bana bu mu ayıp olmasın diye tamam dediğin şey gerçekten. Yani o kadar projeyle geldim sana. Bunu mu kabul ettin Ede? Az kaysana bizi çok yine. Ya kaydım kaydım gel. Konuklara böyle davranalım. Böyle davranalım. İzliyorum bak bu programı izliyorum senin. Program içinde gitgide sen böyle bu tarafa doğru. Konuk böyle buraya biraz daha buraya biraz daha buraya. Ortada bir Selim. Türkçe rap beni çekiyor. Bir konuk. Selim ve konuk. Türkçe rap çekiyor beni içine. Gidiyorum ona doğru girdap şeklinde. Evet, diğer soruya geçtik. Hala 200'den aşağı gitmiyorlar mı diye sormuşlar. Ben gidiyorum. Ama ben bu sorunun bu arada geçerliliğini yitirdiğini düşünüyorum. Çünkü artık niye? En dandik araba bile 200 basabiliyor yani. Tabii. Beygir güçleri gelişti teknolojiyle. O video yani o haber bülteni 2008. Yok canım. Yok lan 2012 falandır herhalde yani. Evet evet askere gitmemiştim tabii o zamanlar. Daha Fethullah Gülen'in hain ilan edilmediği yıllar. Evet gülüyorlar. O zamanlar geliyordu. Utanmıyor musun Fethullahçı bir yayın organına röportaj vermeye? Nereye vermişim ben? Kanal 7. Röportaj vermedim ki sordular söyledim. Tamam işte röportaj değildi. O ben röportaj burada... değildi. Yani. Röportaj değildi. Spontaneydi. Vatandaşa yani. Sordular. Kim olduğunu bilmiyordum ki. Mikrofonu Kanal 7 olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Tamam, o zaman tamam. Ne bileyim onu. Kameralı birileri. Mikrofonu uzattılar ben de söyledim. O zaman mesela aşırı hıza 700 TL cezaymış. Şimdi acaba kaç para? 700 TL. Şimdi bini enflasyon. Bini geçiyor da. Hızına göre değişiyor Selim ya. Benim aynen. Motorum 200 yapıyor. Acaba 200 yapınca kaç yapıyor. Lira ceza? O oradaki hız sınırı kaç olduğuna göre 73, değişiyor. 77, %10 ekledik. Ha tamam ha. 70 yani hız. Evet. 70 diye bir sınırı yok, 50 var. 50 nasıl var. 70 diye bir sınırı yok mu? Var var şaka yaptım. Şaka yaptım. Yani arabam yok diye eziyorlar beni be. Arabam yok diye eziyorlar beni. Araba var. Galiba yok. Araba yok kardeşim, ya galiba araba yok. Yok. Ne o hala öyle sen seksi motherfucker. Kimindi bu? Kartal. Bilmez. Sen bilmez. Ben bilmem bebeğim ben. İstanbul'u İstanbul yapan kimdir demişler. Fatih Sultan. Trafiktir. Vav. Wow. Trafik mi? Helal olsun. Diğer geçtim direkt. Beraber yaparken en keyif aldıkları parça diye sormuşlar size. Albüm söylesek? Parça söyleyeceksin olmaz. Ne? Söyle istediğini ya abi ne olacak? Ya bence şey First Class şarkılarıydı. Yani. Evet ya o çok güzeldi. First Class çok iyiydi. Hangisi? Ya, Kasım'da Aşk Başkadır falan mı? Kasım'da Aşk Başkadır. Onun olduğu o aslında 3-4 şarkı ve albümleştirilmek üzere başlanan bir projeydi. İçireyim de beep. İçireyim de çakayım. Güzel şarkılar. Çok iyi abi. Güzel şarkılar. Milyonluk bebek. Milyonluk bebek. Bunlar zamanında hani ilk trap sound'ı. Aslında ilk trap'i biz trap yaptık biz. Ama ne yapalım bunu da söylemeyi verelim. Ama yani dünyada ilk trap'i biz yaptık. Ama sadece rap yapmadık. Dünyada. RP yaptık aynı zamanda. Biraz roleplay'di. Rape. Evet. Hayır. Rape yaptık. Roleplay'di. RP yaptık. Ya biraz roleplay'di tabii yani. Öyle insanlar değiliz ama öyleymişiz gibi davrandık. Sonra nasıl olduysa öyle olduk. Yani, fikri neyse zikrede. Şöyle 2013'te başladık herhalde. 2013'te yaptığımız bir iş var belki. Bir proje var. Neydi grubumuzun adı? First Class. Ha, First Class diye bir grubumuz var. İkiniz misiniz? İkimiziz. Ve şöyle yapalım dedik. Hani, bir de cabin crew. Bir de cabin bir de crew fasulye. evet. Yapacağız bu projeyi dedik ve App Store'a koyacağız sadece. Yani CD olarak, kaset olarak işte ne bileyim dijital ben hiçbir yerde olmayacak. Ben Android kullanıyorum, dinleyemeyecek miydim? Seni Google, yok dinleyemezsin Android'de. Sadece Apple'ın App Store'una $1000 olarak koyacaktık. Yani sanki Android'de olsa dinleyebilecektin. Allah kahretsin seni be. $1000'lardan koyacaktık, bir application olarak indirilip bu şarkılar çalacaktı. Dünyanın ilk trap albümüydü aslında baktığında. Yani şu an bu albümü dinleyen biri bu trap der. Halbuki biz trap rap bilmiyorduk. Hani aslında 4'lü South esintileri vardı. 4'lü South esintilerini biraz autotune, biraz kendimize göre harmanlayıp bir iş yapmıştık. Ve tamamen eğlencesine yapmıştık bu işi. Çok keyifliydi yani giriyorduk, 10 dakikada sözleri yazıyorduk. 15 dakikada kaydediyorduk. İşte bugünkü birçok rapçi gibi. Yani çok boom bap çok zordu, trap ondan daha kolaydı şeklinde. Bizim için öyleydi. Bu arada koyayım mı bu programa böyle 10 saniye nakarat çalsın falan? Koy. Tamam gönder bana. Kasım'da Aşk Başkadır'ı çalayım. Ama esas verse'ler şu. Verse'ler efsane. Onları koyma. Evet. Koymayayım mı? Ayıp olur. Niye? Ailene de ayıp olur. Dinleyenlere de ayıp olur. Kestim çünkü buraya. RP yaptık. Sadece rap yapmadık. Ebenin ama trap remix gelir mi demişler abi. Bana değil. Gelir mi? Bilmem.
Yaparsam 5 şarkıdan biri olarak saymam. Nasıl? Saymam abi, remix. Remix dahil değil, sözleşmede var maddesi. Ama tutacak, tutacak bir iş. Tutarsa tutsun yani. Tutar. Tuttu, herkesin tuttuğu kendine, yapacak bir şey yok. Yapmayacağım. Yapma o zaman. Yok. Şu an karar verildi bu arada. Keşke böyle bir şey demeseydim ben. Kardeşim kusura bakma ama senin yüzünden şu an remix'i gelmiyor. Tamam lan, 5 şarkıdan sayıyorum. Heh, tamam. Ama verse'leri biraz değiştireceksin. Bir de, tabii tabii. Bir de solo olsun senden rica ederim. Olmaz öyle. Olmaz. O zaman maalesef bir herhangi bir şey tamam. Çıkamayız ona şirket olarak. O, illa ebe olması şart değil zaten, yaparız. Ebe, Nina mı? Tamam. Ebe, Nina mı? Maxi single olarak mı? E ben imam mı? Olarak. Bunu bir düşün bak, ben sana söyleyeyim. Yine o tip fikir geldi. E ben imam mı? E ben imam mı? E ben imam mı çok güzel. Tamam. E yani iki yapılmaz. Ya öyle iki olsun tabii, istemem. Ama e ben imam mı yapsana. Nakaret aynı olacak ama. Tamam. E ben imam ama mı? Ama sen okuyacaksın. E ben imam tamam, mı? Tamam. E zaten imam mı? Twitter'a yazmıştım ben bunun sözlerini. Faruk burada mı? Faruk bir beat yapar mısın hemen şimdi? Ağzınla. Hayır ciddi söylüyorum. O şeye benzeyen, Survivor şarkısına benzeyen. Destiny's Child Survivor'ın. Biraz daha global sound'a, bugünkü global sound'a yönelmiş ve tabii ki melodisi de aynı olmayacak şekilde bir beat yapar mısın? Melodisi aynı olursa telif yeriz. Yanarız. Aynı vibe'de olacak, evet. Süper. Yapıyor musun Eben İmam'ın şarkısını? Olabilir. Tamam. 2021. Bekle bizi. Evet, bak. Tamam. Geliyor. Tamam, tamam. Evet. Eben İmam mı? Tamam. İki şarkı aldık. Beşte bir do- ha, iki doldu. Tamam. Tamam. Üç tane alabileceğiz. Sabotaj üçüncüsü. Sabotaj zaten. Tamam işte. Ne oldu sabotaj? Ha, hazır. Bekliyor. Selim'den gün alamıyoruz ya. Hadi lan. Bir tane mail, bak ben senin mail adresini bile bilmiyorum. Yani o kadar iletişim kurtmuyoruz. Yok artık daha neler. Evet bilmiyorum, yok atmıyorsun hiçbir şey. Terbiyesiz. Sen 30'u yayınladığında ben çalışmıyordum abi şirkette. Bak 1 bakalım. Ekim 2019. Berk et. Epidemikyapım.net Gov.tr Org. Evet, şimdi sizlere çok zorlayıcı sorular hazırladım. Şimdi evet. Seyircilerimizden çok zorlanmamışsınızdır diye biraz da ben ortamı cıvıttım diye. Bunlar senin soruların şimdi. Aynen. Bakalım tamam. Seyircilerimiz mi yaman? Gözüm kayıyor, yaman, bakmamaya çalışıyorum. Ben mi yaman? Göstermesen olur mu? Evet, şimdi yavaştan başlayacağım ve sonra soruların şiddeti artacak abi, hazırsanız. Cevap verme şiddetimiz de artsın mı? İstediğiniz gibi. İsterseniz olur. Bağırabilirsiniz ama çok bağırmayın. Çok zor kısıyor. Tamam. Çok zor kısıyoruz sonra. 1 milyon dolar verecekler ama bir daha tamam. Bir daha Berk abiyle görüşmeyeceksin. Aynı şekilde sen de Tayyar abiyle. Olur mu? 1 milyon, milyon dolar. Ciddi bir para. İyi para. 7 milyon 600 bin lira falan. Helal olsun. Görüşmem yani. Ne yapayım Berk? Sen ne diyorsun abi? Para değil her şey. Kameraları oynadın. Ben öyle şey yapmam. Kamera ben kamera önce Berk'i satacak adam değilim. Senin yanına gidiyor. Gerçek bir var. Kaç gram altın ediyor falan. Her şey para değilmiş. Konuşuruz zaten yarı yarı ya şey yaparız. Bir daha da görüşürüz. Arkadaş benim böyle olur. Hadi şimdi soruya geçiyorum. Evet. 1 milyon dolar verecekler aynen. Ama dolar 1 lira. Her türlü kazanıyorsunuz bak, bence hayır demeyin buna. Borsa nasıl? Aa. Ondan haber ver. Borsa dolar 1 lira da seneye ne olacak? Bilmiyorum ben. Peki dolar 1 lirayken 1 milyon doları aldık. Ne zaman dolar bugünkü kuruna dönecek? Dönmeyecekmiş. Oğlum çünkü... o zaman 1 milyon TL de niye dolar yüzü? Ne saçma bir şey. Size ne? Allah Allah. Bize ben... mi ne? Tabii ki. Amerika seviyorum ben gene. 5 manat vereceklermiş ama 1 manat 1 milyon dolar. Geçtim diğer soruya. Ya en sevmediğin rapçiden dayak yiyeceksin böyle videolu falan bu arada. En sevmediğim yani, rapçiden. Aynen böyle videolu falan. Ona dayak değil linç denir çünkü pardon karambol denir yani çoklu bir dayak atma hayır, şeyi. Ama tek en kişi. Sevmediğin bir kişidir yani. Her neyse. Seçmesi zor olur. Ya da bir daha müzik yapmayacaksın. Ya en, en sevmediğim rapçiden dayak yemeyi tabii ki tercih ederim. Öyle mi? Peki ben de karşılık verebiliyor muyum? Veremiyorsun. Çünkü çok haksızsın bu dayakta yani. O kadar haksızsın haksız ki. Haksız da olsam adam seni veririm. Dövmekte sonuna kadar haklı. Yine de karşılık veririm. Öyle mi diyorsun? Yani önce karşı tarafı tuttular kollarından ve önce adamın dövmesine izin verdim. Sonra derim ki kardeşim sen haklıydın beni dövmek istemekte. Ama kusura bakma ben de kendimi savunmak zorundayım. Öyle değil ama kollarından tuttular. 30-40 kişi gelmişler. Tek kişisin o an. Karambole getirmişler seni. Tutmuşlar ve ağzını burnunu kırmışlar. Yerim dayağımı, müziğimi de yapmaya devam ederim. İlk yapacağım iş de o rapçiyi satmak olur. Wow, güzel. Ha. Sen abi? Ben 1 milyonu alırım kaçarım. Bir daha da görünmem diyorsun raple meple. Zaten görünmüyorsun da. Yapıyor muyuz şimdi bunları? Programın çok artık sert noktalara gideceği durumlarda belki birbirimizin suratına bakıp bir nebze
mutluluk ve huzur bulabiliriz diye düşünüp kafalarımıza bunları sardık ve böyle devam edeceğiz artık. Çünkü sorular artık çirkinleşecek. Hazırsanız abi. Hazırım. Aylık 1 milyon dinleyicin olacak ama en sevdiğin 5 şarkını herkesin aklından sileceksin ve bir daha yapamayacaksın. Siler misin? En sevdiğin 5 şarkı. Şarkımız var yani. Silin işte. En sevdiğin ama. Tamam. Benim neyi sevdiğimi kim biliyor? Sen. Ben biliyorum ama tamam. Fake yaparım. Aylık 1 milyon dinleyici veriyorlar sana. Bir zahmet tamam. Onda teknolojisini bulurlar en sevdiğin şarkını falan. Allah Allah sen de yani. Yok doğru söylüyor Selim yani bunu bu şekilde kıvıramazsın. Ne benim yani? Sevdiğim şeyin teknolojiyi de buluyorlar filan hani. Hayır abi bak. En sevdiğin yemek senin ya şu. Ya sanki senin aylık 1 milyon dinleyicin olacak yani. He? Nasıl laf soktu? 2021. Senin abi? Ben kabul etmem. 1 milyon düşük bir rakam ve aylık 1 milyon dinleyici istesem ufak stratejilerle bunu kısa vadede sağlarım. Ha piyasada kalıcı olur muyum? Olmam muhtemelen. Mahvederim kendimi ama aylık 1 milyon dinleyiciye ulaşmak uçuk bir şey değil. Bunu aylık 10 milyon dinleyici deyip bir de zaman aralığı da belirtirsen şu kadar süre için o zaman daha net cevap verebilirim. Bir sen yıl. Sorunu cevapla değiştirmek istersen. Bir yıl boyunca. Bir yıl boyunca aylık 10 milyon dinleyicim olacak ve en sevdiğim 3 şarkım silinecek. Doğru. Kabul ediyorum. 10 milyon değil lan 1 milyon. Peki, peki. O, hayır. Lan, yanlışlıkla pazarlığa katakulliye getirdi adam lan beni. Aylık. Yani şöyle. Benim en sevdiğim 3 şarkım. Zaten benim en sevdiğim 3 şarkımın hakları. 5 5 be. 5 tamam. Benim en sevdiğim 5 şarkımın hakları zaten bende değil. Yani bana deseler ki aylık 1000 dinleyicin olacak yine de sileceğiz yine de silin abi bana ne derim. Ya bulan bulur YouTube'dan oradan buradan. Hayır hayır herkesin hafızından da silecek. Hafızadan da silecek. Benim en sevdiğim 5 şarkım. Evet. Silinsin abi sorun değil yani. Okay. Daha iyisini yaparım. Güzel. Bu mu sorular? Ne oldu sevmedin herhalde. Evet geçiyorum diğerine. Böyle üstad olacaksın. Böyle Sagopa gibi falan böyle tamam mı? Ama bir 10 kişilik bir toplu diz falan geleceksin. Niye Sagopa gibi yani. Olmak istesin ki yani? Hayır atıyorum hani çok sevilen bir rapçi olacaksın. Zaten bir öyle. Türkiye tarafından. Ben de diyorum niye konuklar gelmiyor? Bulamıyoruz diye. Sakalım olacak mı? Şuramda benim var mı? Evet. Ama baytarı siliyorum. Ay gidin. Evet. Tek ama. Yüreği falan siliyorsun. Tek yüreği silmeyin ben çok seviyorum. Tek yüreği benim favorim ya. Benim için Sagopa o dönemin Sagopası efsanedir yani. Evet teşekkür ederim bu sorumu da geçiştirdiğiniz ve cevaplamadığınız için. Ne kadar korktuysanız artık bu soruda. Ben de bir format düşünmüştüm. Oğlum bana diyorsun ki gelmişsin Sagopa Kajmer gibi Berke diyorsun ya da ne bileyim. Sagopa Kajmer gibi üstad olacaksın. Ulan biz 20 senedir boşuna mı rap yapıyoruz? Yani biz dün mü başladık bu işe? Ya soruya bak yani hani öyle soruya böyle cevap ne yapayım yani? Tamam geçtim. Öyle değil mi? Söyle bak sen de içine atma bak hep içine atıyorsun. Yok benim de mesela bir format düşünmüştüm hani işte şu kadar para verseler şunu yapar mısın ya gibi. Bizde hani, o format bu hani, ama burada yayınlanmaz. Epic Geek'te yayınlanır. Epic Geek'te de yayınlanmaz. Hayır sonra düşündüm ya bu nereye kadar gidebilir ki dedim. Geldi nereye senin aynısını yapıyor şu kadar verseler ama işte dolar ama dinar olacak şu bir olacak. Bak sıradaki soruya geçiyorum o zaman bak. Bu gerçekten çok önemli bir soru. Yine Berk cevaplasın bence. Tamam, zaten Berk abi direkt. Evet. Berk abi, Server abi sorarım. Berk abi her ay şarkı çıkaracak ama hepsi arabesk rap. Olur. Olur mu gerçekten? Yaptık her zaten daha önce arabesk hale bak diye arabesk rap. Hayır ama yani, tutmasından değil. Berk abi yakıştırır mısın? Ben yapımcıyım abi ben ticari düşünürüm yani. Berk'e yakışıp yakışmaması onun sorunu benim. Yazıklar olsun. Ben kazanacağım paraya bakarım. Ne yaptınız müziğin ruhuna be epidemik olarak? Yani bitirdiniz. Kimleri ne var ya? Bitirdik yani ya. Başımıza keşleri, kekeleyenleri, heceleyenleri, bela kekeleyen adam şarkı söylerken kekelemez ki. İşte. Bela etmeyeceksiniz öyle şeyleri yapmayın. Evet bu soru gerçekten zorlayıcı olacaktır diye düşünüyordum yani. Arabesk rap. Ben okuyayım. İster misin yani? Tamam 2021'de senin için bir tane arabesk drill trap yapacağım. Adı ne olacak? Sonu House olacak ama. Biraz da Synthwave. Tamam. Adı ne olacak şarkının? Adını da bulalım buradan. Adını yok bulmayalım artık yok. Bulmayalım mı? Yok geçti ya başka soru. Güzel bir soru ya hadi. Son soruma geçtim abi. Hazır mısın? Boktan kullanmıyorum. Hayda. Son soruyu sormam bak. Çok tamam, üzülürsünüz. Tamam. Çok üzülürsünüz. Attığınız her şarkı direkt böyle bak key bozuyorsun yapma bak çok üzülüyorum. Tamam ya buraları şey yapmazsın. Üstünde tutuyorum. Sanki burayı tuttum. Orayı tutarsan bir şey olmaz. He, üstünde tamam. Tutarsan bir şey olur. Orası tamam. Yeşil ya çünkü. Devam. Buraları kesme. Çıkardığınız her şarkı
İlk gün direkt Word 1'e oturacak. Direkt böyle Travis Scott, Travis Scott hepsini böyle eleyeceksiniz ve birisiyle oturacak. Ama böyle mesela bir şarkı yapmışım üzerine demişim. Hiç fark etmez. Tamam. Ama bundan sonra hayatınız boyunca yapacağınız her şarkıda 3 kelimeden biri taşak olacak. 3 kelimeden biri? Evet. Saçma ama böyle aptal bir evet. Şey mi? Saçma şey. Öyle. Çok boktan bir öyle abi hayır. Mesela bak komayı ele alalım. Yani mesela, taşak elini çıkar beni taşaktan. Uzat elini taşak beni komadan. Twitter'da takılmış bakmış abi. İşte kelimeleri taşakla değiştir. Bunu yok. İşte bir soru yapayım. Aynen. Şunu şöyle yapayım. Bu arada benim kadar iyi, benim kadar iyi bir Twitter kullanımı görmemiştim. Ben bir şey diyeyim mi yani? Çok iyi Twitter kullanırım. Bu programa hazırlanmadım diyenler acaba bir nebze utanır mı diye size son bir sürpriz yapmadan gitmek istemedim arkadaşlar. Tamam. Ve sizin en sevdiğiniz müzik aletlerini buldum. Ve bugün sizler evet işte. Tukazu. Bu senin miydi? Ha. Arkadaşlar ne olduğunu inanın hiç bilmiyorum. Berk abinin improvize klibinde vardı bu. Hadi gir ben de. Nerede çalalım? Dur. İstek parçası bulun. Bir düetinizi çalın beraber. Tamam neyi çalalım? Bakayım. Hangi düeti olsun İpek seçsin. Çok iyi biliyoruz ama ne bu ne sobe işte. Çok iyi biliyorum. Ya burada iyi hangi şarkı diye sormadık sana yani zaten. Şarkıyı bilip dahil olman için. Hazırlanmışsınız. Sıra bir dakika sıra. Tamam, sıra tamam. Bir bar sen bir bar o. Tamam başla. Akordu yok bunun. Başla. bana bırakmıyor ki. Bana bırakmıyor ki ya. Bir bar sen, bir bar sen, bir bar o. Tamam. Hadi başla. Ben başlıyorum. Sen başlayamıyorsun abi dur sen başla. Başla sen. Bir bar. O sonunda öyle bir nota yok mu şarkının? Bir daha yapar mısın düzgünce? Ait'i güzel yaptı. Oradan bir puan verdim. Evet o iyi. Şimdi en sevdiğiniz şarkı... şimdi en sevdiğiniz şarkı çalın abi beraber. En sevdiğimiz şarkı Makarena. Bir tek onu çalabiliyorlar. Ben de Melodika'da öyleydim. Ne çalayım söyle. Melodika'm vardı lisede benim ilkokulda. Sadece Gülpembe çalıyordum. Gülpembe çalın hadi. Gelecek mi Sinan Çetin gibi? Hiçbir şarkıda kullandınız mı bu sample'ı? Sample bize. Geç. Sample değil o. Geçiyor Allah Allah. Hayır. Nasıl onun sonunda çalıyorum? Tamam. Zaten ben söyledim programın başında da onu da. Diyorum ki bunu sample olarak kullandınız mı? Sallıyorum öyle. Improvize işte bu. Improvizenin sonundakine benziyor. Onu da mı hatırlamadın bu arada? Ben... Kötü çaldığından dolayı mı yoksa sen hiçbir şey hatırlamadığından dolayı mı? Dünden ve geçen yıldan kalmayın. Geçen yıl bir de. Evet. Ben 2021'e girdim. Girdin. Hafta başında. Niye beklemiyorsun bizi? Niye beklemiyorsun? VPN falan mı değiştirdin? Sen gidiyorsun erken girebilmek için Ukraynalara gidiyorsun almıyorlar seni. Evet nasıl ya. Allah belalarını versin. Bir de aynı enlemde yani. Yok, Hollanda. 2 saat. Hollanda. 2 saat daha geç girecektim ben. Giremedim. Son soruydu bir çok de. Çok kızdırıyor beni. Ya. Yani sadece siz değil tamam. Konuğumuz bugün. Birdal ve İpek'i de alacağız şimdi. Tamam. Gidelim o yüzden. Mi? Hadi gidin yeter artık. Gelişti diyorduk. Vallahi bizi böyle bir anda... Hadi gidelim. Ne bileyim ya. Oldu mu bu şimdi? Kovulduk. Hayat işte. Erol Büyükmuş gibi kovulduk bayağı. Biz bize çıktığında... Bu kadar kötü olacağını düşünmüyordum. Yani bu izleyenler umarım beğenir ama ben beğenmedim. Şahsen Selim'in hazırladığı sorular
Efsane kötüydü. Yani sen bile vloglarında bana böyle davranmıyorsun ya. Kaç yıllık dostluğumuz var. Kötüydü değil mi? Vallahi ben böyle şey görmedim ya. Ben de eğlenceli sorular gelir, şey olur falan diye. Kötü hissediyorum. Psikolojim bozuldu yani, benim. Buraya gelmemize yazık, vaktimize yazık. Şarkı yapardık. Ben ezoterik 2'yi yapıyorum. Ben böyle sorular cevaplamaya mı? Ben de ebenin amayı çekiyorum. Selim'cim teşekkürler. Çok keyifli bir programdı. Yayında yapımda emeği geçen herkese çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir dalı pek sizin hiçbir suçunuz yok. Tek suçunuz Selim'i tanımak. Teşekkür ederim. Lan birini tutturamadı kafamı be. Evet, biliyorsunuz ki arkadaşlar kameramızın arkasında bir dal ve prodüksiyon masamızda da İpek Yüceç yazıyor. Ya ne yapıyorsun be adam be? Ne yapıyorsun be? Atma şunları, atma, kameraya gelecek şimdi. Gel hadi. Yavaş hadi, yavaş düşecek. O ödüyor zaten. Beni niye geldiyse bilirim. Arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi Server abiye kafama minder atmadan bir saniye önce bahsetmeye çalıştığım gibi İpek bizim masa başımızdaki kahramanımız, kurgucumuz, neyicimiz başka? İşte buraya gelip işte. Sanat, sanat diyebiliriz sana. Olabilir, içerikler arkadaşım. Bağırmayın be, ne rapçi bunlar. Allah Allah. Hep bunlar var ya böyle. Kayıtta da böyleler, hep bağırıyorlar. Biliyorum şurada. Kızgın yorumlar bizden rapine falan. Hep bağırıyor bunlar. Evet İpek, seninle hiç kamera karşısında konuşmamıştık. Evet. Ve senin kamera karşısında ölesi utandığının farkındayım. Evet. Şu an utanıyor musun? Evet. Çünkü benim için post production arkadaşlar. Kamerayı sevsem kameraman olur. Sesi içine girdi bu arada. Yani bu kadar sessiz konuşmuyor normalde. Ben... Sen bir de kiylerken izleyeceksin bunu. Allah benim belamı versin diyeceksin. Yok, yapmayacağım hiçbir şey. Benim halimden anlayın. Selim kameranın karşısında şöyle kötü, arkadaşlar, böyle kötü. Arkadaşlar oradan göründüğü gibi değilmiş ya. Nasılmış? Zor. Kaç yaşındasın yani, ses İpek? Ses sallanıyorum. 21'im. 22 olacağım yakın. 22 zaman. Mi olacaksın? Oha. Evet. Aramızda 2 yaş var değil mi bizim? Evet. Ben 24 mi olacağım? Evet. Nasıl satayım be? Ulan çok büyüdüm yanlışlıkla. Evet. Peki bizimle çalışmaktan mutlu musun? Çok mutluyum. Çok seviyorum. O kadar da mutlu değilmişsin gibi konuştun. Hayır. Gerginim arkadaşlar, gerginim. Gergin misin? Çok gerçekten seviyorum. Çok teklif geldi, gitmedim. Daha önce nerelerde çalıştığını söyler misin bize? TV8'de çalıştım. OJTM'de. Acun'u bırakıp bana mı geldin? Yani. Sen de iyi kerizmişsin İpek, vallahi helal olsun. Yok, çok Acun'u görmedik de OJTM'deydim. Orada Günaydın Doktor'da mıydın? Aynen, Günaydın Aynen. Doktor programında bütün sağlık programlarını çekiyordu. Çok güzel Türk kahvesi yapmayı öğrendim orada. Başka da bir şey öğrenmedin değil mi? Ya şeyi öğrendim. Konuk nasıl ağırlanır onu öğrendim. Burada da çok işimize yaradığını düşünüyorum. Evet. Helaldir. Evet, programa konuk olan abilerimizden, kardeşlerimizden de. İlk el kartlarımı orada yaptım. Yani burada çok da zor değil. Mikrofonu toplamayı, dağıtmayı öğrendim. Heh, helal olsun. Ama işte cimcim falan işte. Ya ben bu arada gerçekten de siz olmadan program çekesim gelmiyor. İpek'in arkadaşlar şehir değiştirmesi gerekti birkaç günlüğüne ve neden biz bize gelmiyor diye soruyordunuz. Çünkü İpek yoktu. İçimden hiç çekmek gelmedi yani. Evet, yani soru yok bu arada. İpek'e öveyim, göndereyim diye şey yaptı. Böyle bir kız işte. Ben her gün programlara gidemedim. Aynen öyle. Kurgu nasıl sence? Kolay mı? Kolay, eğlenceli. Buradan o rapçilere... konuğa göre değişiyor ama ya. Bazı konuklar çok güzel konuşuyor. Diksiyon harika. Bazen böyle çok kekeliyoruz. En kolay rapçi hangisi için? En zoru sormayayım da. Tepki. Tepki mi en kolay? Hadi tepki, en zoru da sorayım iyiydi. Hadi. En zor kurgulanması en zor. Selo mu? Selo abi çok mu zordu? Evet, zordu. Bir de benim yeni kurgu dönemlerimde. Doğru. Bir de orada ses falan da biraz sıkıntıydı. Az doğru. Geliyordu, çok geliyordu falan. Çok mu geliyor bu? Ha. Bızıklama. Dur, üfleyeyim azıcık. Ama bunda normal vüv diye ötmesi gerekmiyor mu? Düdüksüz almışlar. Bak, içi boş ki, düdüklü değil. Ne yaptılar bunu? Berk abiye sor. Berk abi, bütün masraflardan kaçmışsın. Bir de şöyle soru gelmedi, böyle soru gelmedi. Elimdeki en iyi imkanlarla bu çıktı yani elime. Hiç valla izleyecekler şimdi programı ve pişman olacaklar bu dediklerinden dolayı. Gittiler ya böyle sinirli sinirli. Ha çok biterim, ben daha kurgu yapacağım. Doğru. Bunları getirdim. Renk mi kıracağım? Hayır. Kes abi, kesin. Bir de bir dalı alalım buraya hiç kapatmadan. Gel bir dal. Ben de kamerayı. Gel kardeşim. Farkındaysanız bir dalı çok sevdiğimizden dolayı, yani pek işe yaramadığından dolayı şey yapmaya gerek yok. Çünkü bakın kamera arkasında kimse yokken de kamera çekmeye devam ediyor. Yani normal şartlarda bir kameramana ihtiyacımız yok.
Sen buradayken de devam ediyor işte. Pozisyon çekiyor. Evet arkadaşlar, geçen seneki biz bize özelde bir dalı biliyordunuz. Ayaktaydı kendisi, sol taraftaydı ve dilsiz olduğunu düşündüğümüzden dolayı kendisi konuşamamıştı ve beden diliyle anlaşmaya çalışmıştık. Ama gerçeği öğrendiğimizde şok olduk. Meğer sadece Litvanca dilini biliyormuş. Şimdi bir dala Türkçe sorular soracağım ve o da Litvanca cevaplar verecek. Bir dal, hayat nasıl gidiyor senin için? Çudas. Yeni yıl mesajın var mı insanlara? Aşkalbu triputi letuşkay. Aştık jino kayk pasaki etikad Antalya, Alanya. Yeni yıl mesajın nedir insanlara tam olarak? Kitas totali, şeşkin yes kalvos. Atsi proşo sarnasyas kevisyus. Je mejön pöy papase un segond son ponsetua. Evet, altyazıdan anlaşıldığı üzere çok kısa bir cevap vermesi gerekirken böyle uzattı durdu. Litvanca böyle bir dil herhalde, bilmiyorum nedir. Belki sövdü. Hiçbir fikrim yok. Evet, teşekkür ederim size de programa katıldığınız için. Rica ederim, ne demek.